TÜİK rakamlarına göre 2018 yılında 3161 kişi intihar etti. Bunlardan 1155'inin intihar nedeni belirlenemedi. İnsan neden intihar eder? Biz hiçbir zaman bir olguyu psikolojide tek boyutlu almıyoruz. Yani neden sonuç ilişkisi kurmuyoruz. Şundan dolayı kişi intihar etmiştir demek çok sağlıklı bir yol değil. Çok boyutlu düşünüyoruz. İntihar etmek bir sonuçsa buna etki eden faktörleri 7 maddede özetlemek istiyorum. Kişiyi buna itebilecek faktörlerden ilk sırada yer alanı kronik hastalıklar. Kronik hastalıklar ruhsal ya da fiziksel olabiliyor. Fiziksel olarak nasıl olur? Örneğin kişi yatağa bağımlı bir hayat sürüyordur. Ya da hayatta fonksiyon göstermesini, gündelik hayatta onu çok zorlayacak yine bir fiziksel rahatsızlığı vardır. Bu yine bir faktör olabilir. Belli başlı psikolojik bozukluklar, rahatsızlıklar var. Örneğin iki uçlu bozukluk, duygu durum bozukluğu, bipolar bozukluk ya da şizofreni gibi. Kişinin aslında hayat boyu baş etmesi gereken, hayat boyu onunla beraber olabilecek bir hastalıkla yaşaması yine çok zor. Yaşam kalitesi bu kişilerin tabii ki belli başlı yöntemlerle artırılabiliyor ancak yine de oldukça zorlayıcı. Bu bir yatkınlık sebebi olabilir. İkincisi depresyon. Depresyon da yine bir psikolojik bozukluk. Çok da yaygın görülür ama bunun boyutu yani ileri boyutta depresyon kişinin bir süre sonra muhakemesini bozar. Durumu, gerçekliği değerlendirmesini bozar. Her şey adeta bulutların ardındadır ya da sisli bir yolda gidiyor gibidir depresyondaki kişi. O nedenle hep bir umutsuzluk havası hakimdir, çaresizlik havası hakimdir. Sanki artık dünyanın sonu gelmiştir, her şey kötüdür, dünya kötüdür, insanlar kötüdür ve çok dipte olur ileri boyuttaki depresyon. Bu da bir yatkınlık sebebi olabiliyor. Çünkü artık kişi umutsuzluktan, çıkmazlardan bunalıp bu yola başvurabilir. Üçüncüsü madde kullanımı ve bağımlılığı. Madde kullanımı bir süre sonra artık bir beyin hastalığına dönüşüyor. Düzenli bir şekilde madde kullanan bir kişinin gerçekliği ferah bir şekilde görebilmesi, iyi ve mutlu hissedebilmesi beyindeki biyokimyasal olaylar sonucu çok mümkün değil. Bir bağımlılıksa bu. O nedenle bir süre sonra artık bu artık beyindeki tabii ki durum bozulduğu için artık daha çok mutsuz, bunalımlı hissettiği için de hayatına son vermek isteyebilir. Bu bir faktör. Dördüncü faktör ise ailede intihar öyküsü var mı? Yani daha önce ailenin geçmişinde intihar etmiş kişiler bulunuyor mu? Bu da baktığımız zaman intihar olgularına karşımıza çıkan bir durum olabilir. Ailede böyle bir öykünün olması bir yerlerde başka bir tabii faktörle de bir araya gelirse kişide bir normalize edilmiş yani geçmişten taşınan bir yük gibi de hissedilebilir ve buna bir yatkınlık da olabilir diyoruz. Beşinci faktör yaş aralığı. Baktığımız zaman istatistiklere genelde ya 15-24 yaş arası ya da 60 yaş üzeri olmak bir risk faktörü olarak bulunmuş. Orta yaş grubundan ziyade daha erken erişkinlik ve ergenlik diyelim ya da çok ileri yaşlılık dönemi daha büyük bir risk faktörü. Çünkü ergenlik ve ergenlikten sonraki erken erişkinlik döneminde aslında kişiler ne yapıyor? Bir kimlik oluşturuyor. O kimlikte yani hayata yeni hazırlanma aşamaları, kimlik bunalımlarıyla mücadele edebilir. Kendi hayatını yoluna koymak, hedef belirlemek bu noktalarda yine bunalımları olabilir. Bu da bir yatkınlık sebebi diye görülüyor. Ya da 60 yaş üzeri olmak da tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi çok ciddi belki bazı hastalıklar gelebilir ya da eşini kaybetmiş birisi ki bunu bir sonraki maddede de bahsedeceğim. 60 yaş üzeri de hayatta daha tek başınalık ya da hayatına eskisi gibi idame ettirememek, devam ettirememek gibi özelliklerle olduğu için bu da bir risk faktörü. Altıncısı ise yalnızlık ve izole bir hayat. Yani herkesten kopuk, çevreden kopuk, kimseyle görüşmeyen, kendi dünyasına kapanmış kişiler. Bu da ne oluyor? Sosyal destek sistemini ortadan kaldırdığı için çok ciddi bir risk faktörü. Biz insan sağlığını hep ele aldığımızda hep saç ayaklarıyla bakarız. Yani kişi bireysel hayatında mutlu mu? Yani mutlu bir işi var mı? Mutlu bir ilişkisi var mı? Sosyal destek sistemi nasıl? Bunlara
muhakkak bakıyoruz. İzole bir hayat neye getiriyor? Bu destekten yoksun bir hayat oluyor. Bunun da maalesef dayanıklılığı azalttığını ve çeşitli yaşam olaylarına karşı bağışıklığımızı düşürdüğünü söyleyebilirim. Sonuncu maddeye gelelim. Sonuncu maddede çok yüksek oranda stres altında yaşamak. Bu stres türlü türlü olabilir. Örneğin bizim ülkemizdeki en başlıca stres bana kalırsa ve eminim siz de hak vereceksiniz, ekonomik güçlükler. Ekonomik güçlüklerle mücadele edebilmek, kişinin hayatına devam edebilmesi, çeşitli güçlüklerle devam etmeye çalışması diyelim. Bu da çok yoğun bir strese maruz kalmak. Örneğin İstanbul'u baz alırsak, İstanbul'da çok yoğun bir trafik var deriz ve o trafik bile başlı başına insana bir stres yükler. Düşünün ki bir de bunun üzerine ekonomik güçlükler, ayın sonunu getirme çabası, yetiştirmeye çalışması, çocuk varsa, aile varsa, çocuk varsa onların bakımı, onların sorumluluğu, bunlar da eklenince çok ciddi bir yük oluyor. Bu da son maddemizde. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün size insan neden intihar eder? 7 maddede özetlemeye çalıştım. Bundan sonra yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Size farklı bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.